Değerli izleyenlerimiz, bugün Denizli ve Ege'de tarım programımızı Aydın'ın Buharkent ilçesinde çekeceğiz. Buharkent'in biraz daha böyle yukarılarına çıktık. Şimdi yanımda Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar Beyefendi var. Başkanımdan bu bölge hakkında bilgiler alacağız. Evet başkanım, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konumuzda bir sargı görüyoruz. Evet, iş kazası oluyor işte, böyle bazen kazalar. Şimdi Buharkent iki coğrafi yapıdan oluşma. Birincisi Büyük Menderes Vadisi'ndeki ova kesimimiz. İkincisi ise bizim yayla kesimimiz dediğimiz Gündoğan, Ercek, Murat Dağı köylerinin bulunduğu, içinde şu anda çekim yaptığımız arazi. Ha, burası yayla kesimi. Yayla kesimi. Şu anda 1000 rakımda bulunuyoruz. Bu araziler geçmiş yıllarda susuzluktan ve arazi düzenlemesi yapılmamasından dolayı tarımın gerçekleşmediği, tarım arazilerinin atıl vaziyette kaldığı arazilerde. Şu anda içinde bulunduğumuz bu araziler yaklaşık 36 bin dönüm tarım arazisi bulunmakta. Fakat buralar bahsettiğim gibi atıl vaziyettedir. Çünkü koruma alanlarıyla etrafları çevrilmemiştir. Buralarda su bulunmamaktadır. Arazi düzenlemesi yapılmadığı için verimli bir tarım gerçekleşmemektedir. Buharkent Ziraat Odası olarak değişik kurumlarla İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü başta olmak üzere devletimizin bütün kamu kurumlarıyla Buharkent ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'yle Müdürü Sayın Zeki Berhuni Bey ile el ele vererek bu bölgenin projesini hazırladık. Buradaki 36 bin dönüm arazinin içerisinde yaklaşık birkaç bin dönümü tarım yapılıyor, ancak yapılan tarımda verimsiz bir vaziyette, herhangi bir getirisi bulunmamakta kayda değer surette. Biz işte buraların tarıma açılması ve bu sayede bu bölgede oluşacak olan ceviz, kestane ve üzümle ilgili olarak bu alanların yaklaşık olarak 30 bin dönümün açılmasıyla Buharkent tarım gelirlerinin ikiye katlanacağı kanaatindeyiz. Bu konuda yeni atanan İl Sayın Gıda Tarım Hayvancılık Müdürümüz Fuat Aktaş Bey ile de geçenlerde teşriki mesaide bulunduk. O da bize bu konudaki gerekli desteği vereceğini, projemize bakanlık olarak her türlü katkıyı yapacağını ifade ettiler. Biz de kendilerine şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, peki başkanım, bugün burada oldukça geniş bir arazi var ve bu arazi bugüne kadar atıl vaziyette bekliyordu. Evet. Bundan sonra değerlendireceğiz. Şu an bulunduğumuz tarlada, mekanda ne var başkanım? Şimdi bu bölge, bu arazimiz bizim 36 dekarlık bir arazi. Üst tarafta da bir 17 dekarlık daha arazimiz var. Bu arazide biz bulunduğumuz parsel içerisinde Michel Palieri üzüm cinsi, toprak, güneş bakısı, yükseklik, ısı gibi değerleri biz inceden inceye eledikten sonra bu üzüm çeşidinin burada en uygun olacağı konusunda karara vardık. Bu konuda Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Sayın Müdürü Akay Ünal Bey'in de katkılarıyla, teknik katkılarıyla bu üzümü buraya ikame ettik. Bu sene bu üzüm dikildi. Artık bizim amacımız bu bölgede başta üzüm olmak üzere bu bölge insanının tarımsal gelirlerini artırmak, ekonomik hayatlarında bir yükselmeyi sağlamak. Bunun yanında Nazilli Orman İşletme Müdürlüğümüzle Ziraat Odaları ve Orman Su İşleri Bakanlığı'nın yaptıkları bir protokol var 2012 yılında. Bu protokol çerçevesinde ise yine ceviz alanları ve kestane alanları oluşturacağız. İşte bu oluşturulurken de bu bölgede oluşacak olan bu tarım deseni doğrudan çiftçinin gelir hanesine kaydedilecek. İnşallah. Peki başkanım, biliyoruz ki Buharkent Türkiye'nin en sıcak mevkisi, evet, en sıcak yeri. Şu anda burası kaç rakım? Burası biraz serin geldi bana. Evet, 1000 rakım. Şu anda 30 derece civarında bir sıcaklığımız var. Evet. İçinde bulunduğumuz birkaç haftalık kısa süreç. Bu süreçte bir serin hava yaşayacağız. Fakat geçtiğimiz 10-15 gün veya 10 gün öncesinde aşırı bir sıcak vardı. Bu sıcak yaklaşık olarak 44.9'u Buharkent'te gördük. Bu Türkiye rekoru bir sıcaklık. Tabii bunun bize yararı da var. Bunun yanında da bazı tarım ürünleri
yönlerinde güneş yanığı yaratması yönünden de zarar da mevcut. Bu güneş yanığını dilerseniz yerinde konuşalım. Buradaki röportajımızı tamamlayalım. Buradan diğer tarafa geçelim. Tabii, başkanım. Mutlaka geçelim. Buradan bir diyeceğiniz varsa burayla ilgili ilave evet. edebilirsiniz. Bu bölge işte tarıma açılması bakir toprakların bulunduğu arazi. Hı. Ve 1000 rakım olmasına rağmen don olayının çok az görüldüğü, hemen hemen hiç görülmediği bir bölge. Bu bölgenin iklim ve coğrafya şartlarını değerlendirerek tarıma açılması en büyük arzumuz. İnşallah verimli olur. Köylümüz için, vatandaşımız için umuyor ve diliyoruz ki en güzeli olur. İnşallah. Şimdi devam edelim başkanım. Peki. Evet, Buhar Kent'te devam ediyoruz. Evet, Buhar Kent'te devam ediyoruz. Bakın burada da güzel bir hayır işi yapılıyor. Çeşme yapılıyor. Bunu başkanıma soracağız. Başkanım, güzel bir çeşme temeli var. Bu. Evet. Burası Gündoğan mahallemizin Deniz Pınarı. Adı üzerinde gördüğümüz gibi pınarları olan bir bölge. Ancak bu pınarlardaki sular son yıllardaki küresel iklim değişikliği dolayısıyla nispeten azalmış durumda. Daha önce bu bölgede biz bağ projesini uygularken kamuya hizmet olması bakımından hayvancı olan bu köyümüzün hayvanlarının hem su ihtiyacının giderilmesi hem de yoldan geçen insanların serinlemesi amacıyla burada küçük bir park alanı oluşturuyoruz. Bu park alanı içerisinde kenarında da gelen geçenin faydalanması için Türk İslam geleneğinin bir parçası olan su hayrını burada Gündoğan Köyü muhtarımız, belediyelerimiz yoluyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şu anda belediyemiz çalışanları da bu çeşme inşaatındalar. Kendilerine yapacakları bu çeşmeden dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hayırınızı kabul etsin. Peki başkanım, burada piknik yapılabilecek alanda var evet, mı? Evet, işte onu ağaçlarını diktik gördüğünüz gibi. Burada piknik yapılacak orman ağaçlarımız dikildi. Şimdi kameraman arkadaşım çekiyor şu anda. Evet. İşte gördüğümüz bu tel örgü içindeki alan aynı zamanda piknik alanı olacak. Uygun bulunursa burada GK ve TKDK projeleriyle yayla turizmiyle ilgili bazı düşüncelerimiz, tasavvurlarımız mevcut. İnşallah. Evet, Buhar Kent'te devam ediyoruz. Evet, Buhar Kent'in Bozdoğan mevkisinde devam ediyoruz. Şimdi de buranın muhtarı Davut Süzer yanımızda. Evet muhtarım, köyünüz güzel, hava serin. Güzel de bir yatırım var. Sen neler söylersin? Sağ olsun. İyi bir şeyler yaptı başkanım. Buraya bir örnek teşkilat etti. Biz de gayret ediyoruz. Yardımcı oluyoruz bu açıdan. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Suyumuzu da getirdik. Su sıkıntımız vardı burada. Büyükşehir sağ olsun askeri o işlerde üstesinden geldik. O iş sıkıntıyı kaldırdık. İnşallah daha önümüzdeki günlerde daha büyük hedeflerimiz var. İnşallah yapacağız yani. İnşallah. Muhtemelen gayret ediyoruz. Sizin köyde ekseriyet tarım olarak ne yetişiyor? Tarım olarak burada elma, bahçe vardı. Ama kuraklıktan bunlar bitti. Su sıkıntıları bahsettiğimiz gibi. Fakat bu önümüzdeki günlerde bu sıkıntı kaldırdık. Yeni yeni ağaçlandırma sistemine başladık. Arazileri işleme başladık. İnşallah daha güzel önümüzdeki yıllarda daha güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah rica bölgeniz ederim. Bereketli olur. Asıl biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Buhar Kent'in dağlarından şimdi de Buhar Kent'teki hale geldik. Tabi burada sebze, meyve komisyoncularıyla devam edeceğiz. Onun öncesinde buraya uçaktan alışverişe gelen bir pazarcımızla görüşeceğiz. Efendim merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, sağ ol. Osman Doğan ben. Osman Bey, uçaktan geliyorum dediniz. Evet, uçaktan geliyorum. Buhar Kent'i neden tercih ettiniz? Neden Buhar Kent'e geldiniz? Domatesin burada yetiştiği için veyahut mal yerlinin burada yetiştiği için buraya geldik. Daha mı uygun hani kalitesi, fiyatı? Bizde yetişmediği için biz mecburen bunlara geliyoruz yani. Her zaman geliyorsunuz. Tabii her zaman. Siz bunu Uşak'ta toptan mı satıyorsunuz? Yok, Perakende satıyoruz. Perakende satıyorsunuz. Evet. Nasıl buldunuz üzümleri? Şöyle bakın. Vallahi güzel. Şu an güzel. Gibi. Şu an güzel ha. Şu an.
Şu an güzel. Maşallah. Fiyatı nasıl bilmiyorum yani. Bu fiyatı nasıl bilmiyorum. Bizim onu güzel. Biraz sonra komisyoncu arkadaşlarla konuşacağız. Evet. Peki var mı buradan bizi izlendirebileceğiniz? Vallahi ne diyeyim? İyi bayramlar diyeyim ya. Peki çok teşekkür ediyorum. Tekrar Buharkent hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, izlediğiniz gibi Buharkent'in 1000 rakımından şimdi de Hale geldik. Buradaki komisyoncu arkadaşlarımızla röportajlar yapacağız. Bakalım Buharkent'in Hal'inde neler var, neler yok. Evet, merhabalar efendim. Merhaba, sizden hoş geldiniz. Hoş ben Mesut Karataş, Hal esnaflarından. Mesut Bey, nasıl işlerimiz, memnun musunuz? Normal, çok iyi değil ama biraz piyasalarda kırgınlıklar var. Ağır. Artık şey başladı, üzümler başladı, yavaş yavaş incirler eriyor. Evet, evet. Nasıl piyasa? Çok hızlı değil. Ramazan olmasının da etkisi var ama eskisinin nazaran biraz daha ağır. Peki burada üzümle ilgili satışlarda bir sorunuz var mı? Üzüm satışlarımızda sorun yok. Talep var yani şu anda mallar satılıyor ama ne satılıyor? 10 kasa alacak olan adam 5 kasa alıyor Ramazan eşiğinden. Daha iyileşir yani. İnşallah iyileşir. İyileşir. Ekseriyet nerelere gönderiyorsunuz? Türkiye'nin her bölgesi. Öyle mi? Her yere gidiyor mu? Tabii ki tabii ki. Bizde bölge sorunu yok ya. Tabii. Şimdi inciri soracağım ama inciri evet. Sormadan önce bu üzümler böyle çok güzel görünüyor. Nedir bunun özelliği? Yiyenlere nasıl bir fayda sağlar? Biraz bahseder misin? Ya şimdi üzüm bölgemizde yetişiyor. Havası, toprağı, üzüme uygun bir zemin. Daha bölgelere bakarak biraz da dayanıklı, kalitesi yüksek, aroma olayı yüksek. Bir de insanların tabii kalp sağlığına, damar sağlığına oldukça yararlı olduğu söyleniyor tıbben. Tabii bir de şey duydum ben, kan düşüklüğü olanlara oldukça faydalı evet, değil mi efendim? Evet, doğru. Ama bu çekirdekli siyah üzüm mü? Bu çekirdekli. Trakya ilk yeren dediğimiz cinsten bölgemizde 5 yıllık bir geçmiş olan bir üzüm. Yeni yeni bağcılık sektörü de hızlanıyor yani. Tabii tabii. Biraz önce Ziraat Odası Başkanımızla zaten gezdik. Evet. İzleyenlerimiz biraz önce izlediler. Evet. İnşallah Buharkent bu konuda oldukça başarılı olacak. Zaten evet, başarılı. Daha da ileriye gidecek Allah'ın izniyle. Yalnız bölgemizde bir rütubet olayı var, nem olayı. Bu da aşıldıktan sonra sorun olmaz ya. İnşallah Mesut Bey, bizi izleyenlere buradan bir mesajınız var mı? Yok. Bol bol üzümleri, incirleri yesinler. Vatandaş memnun olsun. Biz de memnun olalım. Çok teşekkür ediyorum. Oldu. Çok sağ olun efendim. Evet, evet Buharkent'te Hal'de devam ediyoruz. Şimdi de bamya satan bir abimizin yanına geldik. Efendim merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Yener Çalışkan. Buharkent Toplancalı. Bereket olsun inşallah. Allah razı olsun. Biz Buharkent'in Yener Çalışkan Toplancalı. Hal ne o? 14-15. Çok güzel. Peki. 25 senedir bu işi yapıyorum. Öyle mi? Çok güzel. Emekli de oldum. Bu evet. Meslekte emekli de oldum. Çok güzel. Peki Yener bu abi, balmiyar, şu anda bamya satıyorsunuz. Bamya, domates. Sezonu ne kadar sürecek? Bamya 3 ay sürüyor abi. 3 ay satarsınız değil mi? 3 ay sürüyor. Vatandaşlarımız toplayıp geliyorlar. Memnun mu vatandaş? Memnun. Siz de alıp satıyorsunuz. Tabii tabii. Peki Türkiye'nin nerelerine gönderiyorsunuz? Ekseriyet kimler geliyor buraya? Buraya ekseriyet, bamya giden yerler Afyon, Denizli, Şirinsar tarafına gidiyor. Bu taraf, Afyon, Diyanar, bu bölge gidiyor. Kırışık bölgeye gidiyor bu. Uşak. Konya'da da çok meşhurdur biliyorsunuz. Bu ne gidiyor zaten? Konya'da. Bu mu gidiyor Konya'da? Hmm. Bu meşhur Afyon. Konya'da meşhur Afyon, çorba var. Afyon'a gider. Afyon'a mı gidiyor? Ekseri Afyon'lar alsa. Ben Afyon'lar verdim. Çok güzel abi. Peki abi. Bizi izleyenlere bir diyeceğiniz var mı? Teşekkür ederim abi. Peki ben teşekkür ediyorum. Evet devam ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, Buharkent'in sebze halinde röportajlarımız devam ederken benim gözüme takıldı şöyle domatesler. Kaliteli, güzel, çok da güzel kokusu var. Bu izlediğiniz domatesler Buharkent'in yerli ürünleri. Hemen hemen Türkiye'nin her yerine buradan sevkiyat yapılıyor tabii. Şimdi de Harun Güvenç Beyefendi'nin yanına geldik. Komisyoncu Harun Bey. Efendim hayırlı işler. Sağ olun. Kolay nasıl işlerimiz, iyi mi? Allah'a şükür. Allah idare ediyor. Şu cümle var ya çok önemli. Allah'a şükür. Allah'a yani şükredebiliyorsak evet. Ne mutlu bizlere. Siz neler alıp satıyorsunuz? Komisyoncusunuz. Neler satıyorsunuz? Efendim üzüm, taze yemiş, domates, biber, patlıcan, bamya. Her yere gönderiyor musunuz? Yani Türkiye'nin her yerinden buraya evet, gönderiyoruz. Talep var mı? Var. Gönderiyorsunuz. Gönderiyoruz. Bugün ne var ekseriyet?
Bugün üzüm, bamya, domates, patlıcan, çok biber. Nasıl, memnunsunuz inşallah? Allah'a bir şükür, idare ediyor. Çok şükür abi. Abi üzümler böyle taptaze görünüyor. Evet. Nedir evet. Bunun özelliği? Biraz bahseder misiniz? O erken gelen bir üzüm. Trakya İlkeren oluyor. Trakya geçiyor. İlkeren evet, değil mi? Evet. Peki abi bizi izleyenlere buradan bir mesajınız olacak mı? Vallahi mesajımız mallarımız organik. Organik. Ürünlerimiz tabii organik. Buharkent'te organik. Buharkent'te de bu yakışır yani. Evet organik, yerli. İnşallah Allah'ım hayırlı işler versin. Amin. Cümlem, cümlemize diyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle şimdi Ziraat Odası Başkanımızla devam edeceğim. Evet şimdi de Buharkent Ziraat Odası Başkanımız Sayın Naim Özdamar yanımızda. Evet, evet. Başkanım neler söylemek istersiniz? İlçemizde yaklaşık olarak 155 üzüm üreticisi var. Bu üzüm üreticilerimizin içerisinde yaklaşık 10 dekarın üzerinde olan 78 üzüm üreticimiz bizim iyi tarım uygulamasına dahildir. Bağdan sofraya güvenli üzümü üretmek üzere kendileri bu programa dahil olmuşlardır. Ancak üzümcülüğün, bağcılığın en büyük sıkıntısı fiyatlar. İşte tam da ben onu soracaktım. Evet. Piyasada sıkıntı var mı başkanım? Var. Yani fiyat var. Sıkıntınız varsa konuşalım. Bu yıla ait de değil. Bu uzun yıllardır diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi üzümde de fiyat sıkıntımız var. Fiyat sıkıntımız önce girdilerde başlamakta. Haliyle bağcılık sürekli zirai mücadele gerektiren, sürekli bitki beslemek ürünlerine ihtiyaç duyan bir ürünümüz. Yoksa bu gördüğümüz kalitedeki üzümü elde etmemiz imkansız. Girdiler çok yüksek. Ancak bunun yanında en büyük sıkıntımız fiyatlarda. Bugün üretici ürettiği üzümün maliyetinin altında üzümü veriyorsa bunda bir sıkıntı vardır. Bizim ise Tarım Bakanlığı'ndan teklifimiz şudur. Bu bakanlığın da projesinde olduğunu tahmin ediyorum. Bir, üzümün diğer tarım ürünleri gibi bir geniş etiketinin olması lazım. Bu etikette tarladan bağdan çıkış fiyatı nedir? Hale giriş fiyatı nedir? Halden çıkış fiyatı nedir? Bunu aracı kaça alıyor? Pazarcı pazarda kaça satıyor? Bütün bu fiyatların bir etiket üzerinde görünmesi lazım. Bugün üzüm halden çıkış fiyatı 2,5 liralarda 2 liradayken eğer bu pazarda 7 liraya 8 liraya satıyorsa birileri bundan fahiş para kazanıyor demek. Başkanım, bu erkenci üzüm o kadar yükseliyor mu? Yani vatandaşın sofrasına evet, 7-8 evet. Lirayı buluyor mu? Bazı pazarlarda buluyor bu. Özellikle mesela Denizli'nin bazı sent pazarlarında dün 7 liradan üzüm satıldığını biliyoruz. Buharkent'ten gidiyor evet. Denizli'de 7 liraya satılıyor. Evet. Buradan vatandaşı uyaralım, çok yüksek para vermesin. Hayır, vatandaş şimdi şöyle arz talep şu anda arzın aleyhine işlemekte. Üzüm az miktarda çıkıyor. Fakat pazarcı ve aracı da bundan fahiş %400-500 kar etmek peşinde. Sıkıntı burada. Tavsiye ettiğimiz sistem ise budur. Öncelikle hep ezilen sürekli üretici olmaktadır. Bugün pazarcı yani. Ezilmez. Bugün tüccar ezilmez. Veya diğer kesimler bu konuda ezilmiyor. Bunların hiçbir riski yok. Alır satar ama üretici burada zarar eden kesim üretici oluyor. Evet. Başkanım bir mahsuru yoksa bugün haldeki fiyatını komisyoncuya soralım mı? Soralım. Tabii soralım. Onu soralım. Evet, şimdi komisyoncumuza bugünkü üzümün fiyatını soracağız. Evet abi, bugün üzüm ne kadar halde? Ya abicim, bugün üzüm toptan 2000'den 2200 arası. 2000-2200 arası. Evet. Peki başkanım biraz önce dedi ki Denizli'de semt pazarlarında bu üzüm 7 liraya 8 liraya kadar çıkıyor dedi. Bunun sebebi evet. Nedir? Bu müstahsil bahçelerine kendileri götürüyor da. Pazarcılar ondan maliyet düşük oluyor. Dükkanlarını almıyorlar yalnız bunları. Yani üretici aylarca yani, emek ediyor. Evet, evet. Burada bizim belediyelerimizin bir şey girmesi lazım devreye. Bu bahçelerinden, müstahsillerden mal yapmak ya bizim için sıkıntı oluyor. Ya. Biz burada 2 liraya satmıyoruz. Gidiyor müstahsilden 2 liraya alıyor, pazar yerinde 5 liraya satıyor. Hatta değil 5, biraz önce başkanım 7-8 lira dedi. Yani misal yani. Yani bizim vardır, burada vardır, bir amacımız var, inanın. Üretici zarar etmesin. Çünkü biz bunu gezip tarım programlarımızda zaman zaman görüyoruz. Bu ürünü üretmek çok zor. Çok zor, emek istiyor. Çok zor. Peki çok teşekkür ediyorum. Umarım piyasanız iyi olur. Pazarınız i̇nşallah, iyi olur. İnşallah. Diyorum. İnşallah. Peki, çok teşekkür inşallah. Ediyorum. Başkanım öyle bir toparlayacak olursak ne söylersiniz? Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Hale girmesi malları mutlaka gerekli. Halde bu ürünün vergilendirilmez bakımından bir. İkincisi ben Ziraat Odası olarak üreticimize şunu söylüyorum.
Dışarıdan gelen çakma tüccara mal vermeyin. Bugün fotokopi çekler piyasada dolaşıyor. Bu fotokopi çeklerle üreticimiz aldatılıyor, dolandırılıyor. Burada bizim halimizde kendi tüccarımız var. Malımız bizim tüccarımızdan geçmeli. Bugün Yenice Kent'in, Sarıgöl'ün, Alaşehir'in yıllardır dolandırılma macerasını biz bu Arkent olarak yaşamak istemiyoruz. Yaşamak istemiyorsak da üreticimiz bu hale malını getirecek. İşte bu buradan önemli bir mesaj yani. Evet. Bu önemli mesaj. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Umarım Buharkent'te öyle bir hadise yaşanmaz. İnşallah. O fotokopi çekler buralara gelmesin, Allah korusun diyoruz. Evet, evet, şimdi Buharkent'te devam edeceğiz. Şöyle beraberine evet. Gezeceğiz. Evet, Buharkent'te devam ediyoruz. Evet, Buharkent'te devam ediyoruz. Tekrar üzüm ekili alanlara geçtik. Başkanıma buranın özelliğini soracağız. Başkanım, burada yeni bir ekim var. Nedir burası efendim? Ziraat Odaları çiftçinin kuruluşu her şeyden önce. 5 milyon 600 binlik üye kaydıyla beraber Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olma özelliğini taşıyor. Bu özellik bize bazı yükümlülükleri ve görevleri de sırtımıza yüklüyor. Bunlardan birisi ise bölgemizdeki her türlü tarımın gelişmesini sağlamak. Biz de Buharkent Ziraat Odası olarak öncelikle bağcılığın gelişmesi için belli kurumlarla işbirliği yaparak bu projelerin oluşmasını sağlamaktayız. Bu gördüğümüz parselde Aydın İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Buharkent Ziraat Odası'nın ortak bir çalışmasını görmekteyiz. Burada Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği Altın Sultani, Sultan 1 ve Sultan 7 adındaki 3 sopralık ve kurutmalık üzüm çeşidinin denemesi yapılıyor. Bu bölge şartlarına uyumlu, bunun ticari getirisi ve daha sonra üreticilerin bunu dikerek bu konuda gelir elde etmeleri ve ekonomik olarak kazanç sağlamalarını hedeflemekteyiz. Bu proje Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden Sayın Müdürümüz Ünal Akay'ın, Selçuk Karabat Bey'in ve Mustafa İnan Bey'in çalışmaları. Ancak ben burada ayrıca hasreten bu projenin yürütücüsü olan Yüksek Ziraat Mühendisi Türcan Teker'e de bu projeyi takibi, uygulaması ve ortaya koymasından dolayı teşekkür ederiz. Üreticimiz bize bu arazisini tahsis etti. Bu arazide artık Buharkent'in yeni üzüm çeşitleri burada geliştirilecek, rakamsal olarak önümüze gelecek. Ticari olarak biz bunları üreticimize daha sonra diyeceğiz ki bu üzümü dikebilirsiniz, bu ürün size kazanç sağlayacaktır. Zaten buradaki randımanı da görecektir, denemesi evet. Burada. Peki başkanım, bu ekim ne zaman meyve verir, ne kadar sürer bunun randımanı? Şimdi şöyle, birinci senesi dikimini yaptık biz bunun. Hı hı. Önümüzdeki 2017 Şubat ayında biz bunları dipten aşının üzerinden iki göz bırakacağız. Bu tek gözü tele çıkaracağız. 2018'de ise bundan ilk meyveleri alacağız. 2019 yılında ise %75-80 civarında bir ürün alma geçecek eline. 2020'de ise tam randımana oturmuş bir bağ olarak burası ticari kazancının zirvesine ulaşmaya başlayacak. Peki, o zamana kadar bunu deneyeceğiz. Ondan sonra mı vatandaşa tavsiye edeceğiz? Hayır, zaten bu denenmiş 2007 yılında üretilmiş çeşitler bunlar ama biz Buharkent şartlarındaki bunların verimini ve erkenciliğini göreceğiz. Çünkü Buharkent biliyoruz ki erkenci bir bölge. Biz Yenice Kent'ten yaklaşık olarak 7-8 gün, Buldan'dan 10 gün, Alaşehir'den 10-12 gün önce bu üzümü çıkarıyoruz. Bu da
üzüm yetiştiricinde, meyvacılıkta çok önemli bir fırsat yaratan süreçlerdir. Tabii bu tabii Buharkent'in havasıyla alakalı değil mi? Tabii tabii iklimle alakalı. Tabii. Buharkent'te şu anda artık gördüğünüz gibi bakın bu iklimle diktiğimiz fidanlar nasıl neşeli, canlı olarak hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Tabii tabii. İnşallah istediğiniz İnşallah. Gibi olur başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet Hilmi'cim devam ediyoruz. Buharkent'te bağları gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de bir üzüm bağına geldik şöyle başkanımla. Bağın şöyle gölgesine girdik. Bakalım başkanım bize burayı nasıl tarif edecek? Evet. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Buharkent mikroklima ikliminden dolayı erkencilik yaratan bir ilçe. Bu üzümde de kendisini göstermekte. İçinde bulunduğumuz bağ Early Sweet cinsi bir üzüm bağı. Buharkent Ziraat Odası olarak bu bağın teknik bakımını biz üstlenmiş durumdayız. Hı hı. Ziraat mühendisliğimiz, tarımsal danışmanlığımız tarafından bu bağın zirai ilaçlaması, bitki beslemesi, ürünün artık hasada hazırlanmasının bütün sorumluluğu tarafımızdan alınmış durumda. Hı hı. Geçen yıl maalesef bu bağda özel bir sektöre verilmiş bu bakım hizmeti. Fakat ihmallerden dolayı değişik fungal hastalıklar ve bağın doğru beslenmemesinden dolayı sıkıntı çekilmişti. Şu anda ise bu bağımız artık yavaş yavaş kesime hazır, hasada hazır. Önümüzdeki günlerde hasat yapılacak. Gördüğümüz gibi üzümü gayet kaliteli. Tane büyüklükleri, salkım büyüklükleri çok iyi. Pazarın şartlarına uygun. Tabii meşhur atasözdür. Bakarsan bağ hesabı. Aynen. Bu bağda bakılmıştır. Tabii. Şu anda gayet verimlidir. Hı hı. Biz artık üreticimize bereketli bir satış sezonu dileyerekten bu üzümün üreticimize aynı zamanda iyi tarımın içinde olduğu için güvenle yiyebilecek bir ürünü, üzümü, bu salkımları tüketicimizin artık sofrasına ulaştırmak görevini üzerimize aldık. İnşallah. Bu görevi de yerine getireceğiz. Yani bu bağda şunu gördük. Demek ki bakım çok önemli. Bakarsan evet. Bağ olur, bakmazsan dağ olur. Atasözü gerçekleşmiş evet. Oldu. Gördüğümüz gibi gayet sağlıklı, gayet lezzetli, damaklarda hoş tat bırakan bir üzüm çeşidimiz. Ve üreticimiz zevkle, güvenle bu üzümü yiyebilecektir. İnşallah. Evet, Buharkent'te devam edeceğiz ama eğer sizlerin de yolunuz Buharkent'e düşerse mutlaka Buharkent'in üzümlerinden almanızı, tatmanızı tavsiye ediyoruz efendim. Evet, Buharkent'te devam ediyoruz. Biraz önceki bağda hiç güneş yanığı yoktu ama şimdi geçerken başka bir bağa uğradık. Güneş bayağı üzümleri yakmış yani, kavurmuş gibi. Onu bir başkanıma soracağız. Başkanım, iki bağın arasındaki fark nedir? Onda hiç yanık yoktu, tertemiz. Burada evet. Yanık çok. Aradaki fark ne? Bu teknik açıdan bunu şöyle izah edebiliriz. Birincisi iklim. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde Haziran ayının çok ortalamasının üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıya kaldık. Buharkent 44.9 gibi yüksek bir dereceyi gördü ki bu son yıllarda hiç görülmemiş bir yükseklik. Birincisi bu. Ekstrem sıcaklık üzümlerimizi etkiledi. İkincisi bu biraz önceki bağımız Early Sweet'ti. Onda tatlı su yürümüştü ve o bağda ister istemez daha az olacaktı. Diğer bir teknik konu ise yaprak aralama. Yaprak aralamada biz geçmiş yıllarda böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık ama bu sene çiftçimiz karşılaştı. Neden de şu, bu o bağda salkımla gövde arasındaki birkaç yaprak alınıp diğer yapraklara, üstteki gölge yapan yapraklara dokunulmadığı halde bu bağımızda nispeten fazla bir yaprak aralama yapılmış. Ve bu yüzden de güneş ışınları fazla miktarda vurduğu için bu bağda güneş yanığını rastlıyoruz. İkincisi güneş yanığının bir başka özelliği de biraz önce bahsettiğim gibi tatlı su yürümüş asmada olmamasına rağmen Razaki ve Sultaniye gibi Red Globe gibi cinslerde daha fazla etkili oldu. Çünkü bunlarda artık
geçici üzümler oldukları için daha fazla etkilendiler. Evet, inşallah tekrar olmaz diye inşallah. Dikkat etmek lazım tabii. Tabii üreticimizin çok acele etmemesi lazım. Renk alması için biraz acele ediyoruz. Onu çok acele etmeden aralamayı tam zamanda yapmamız gerekiyor. Bunun için de teknik elemana danışmamız gerekiyor. Tabii tabii. Evet, şimdi de bir başka bağa doğru ilerliyoruz. Evet, Buharkent'in bağlarını gezmeye devam ediyoruz. Şimdi çok güzel, böyle tertemiz bir bağa geldik. Bakalım başkanım buranın özellikleriyle ilgili neler söyleyecek. Evet başkanım, neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir bağdayız. Evet, odamızın 2010 yılındaki başlayan faaliyetlerinden birisi de erkenci üzüm çeşitlerinin Buharkent ilçesinde ikamesiydi. Bunlardan birisi biz Trakya İlkeren üzümü tercih ettik. İçinde bulunduğumuz bağda bunlardan birisi. Bölgemiz şartlarına gayet uyum sağlamış. Sağladığı uyumdan dolayı da çok verimli, kaliteli üzüm yetiştirebilen bir bağdayız. Üreticimiz de bağımızı gayet güzel işlemiş. Girişte onu bahsettim. Tertemiz diye onu kastettim ben. Bunun yanında uygun şekilde yaprak alımını yapmış. Uygun miktarda yaprak bırakmış. Yeşil aksamını düzenlemiş. Gördüğünüz gibi asmalarımız gayet güzel. Üzümümüz renk almış. Hı-hı. Tamamen hemen hemen siyahlaşmış. Hı-hı. Mordan siyaha geçmiş. Çok kaliteli bir üzüm yetiştirmiş. Temennimiz bu üzümlerin artık değerini bulması, 2 liranın altındaki gibi komik fiyatlarla satılmaması, üreticimizin eline hak ettiği 2,5 liranın üzerindeki fiyatlarla geçmesini istiyoruz. Başkanım, siz piyasayı da belirlemiş oldunuz. Evet, evet. İnşallah dilediğiniz rakamlara satarsınız. Bereketli evet, olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ben bizi Buharkent'te gezdirdiniz. Bağları beraber gezdik. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız hayırlı buradan olur. Buradan bizi izleyenlere özel bir mesajınız varsa alabiliriz. Öncelikle bütün izleyicilerin tarımla tanışmalarını sağlayan sizlere bizim adımıza, izleyicilerimiz adına biz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türk tarımı içerisinde bizler organik, iyi tarım uygulamalarıyla ziraat odaları olarak çiftçimizin çok üretmesini, ürettiğini sizin sofranıza güvenli bir şekilde gelmesini temin etmeye çalışıyoruz. Ve bu yüzden de bütün çiftçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün sizlere Aydın'ın Buharkent ilçesinden seslendik. Gerçekten Buharkent güzel bir ilçemiz. İşte izlediğiniz gibi burada iyi tarım uygulaması da yapılıyor. Biz şimdi Buharkent'ten ayrılıyoruz. Başka bir yerde, başka bir programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyoruz efendim. Thank you.